Proje raporları nasıl alınır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğinizde proje yazarak raporlar başlığı altında bulunan proje raporlarında inceleme sağlayabiliriz. İlk olarak proje ekstra raporunu inceleyecek olursak ilgili sayfayı görüntüleriz. Proje ekstrası raporunda basım şekli olarak tek basım seçmemiz durumunda tek bir proje kartı üzerinde inceleme yapabilirken toplu basım aralık seçmemiz durumunda proje kart listesi ekranında belirli aralıklardaki projeler için inceleme sağlayabiliriz. Toplu basım seçmeli olarak seçmemiz durumunda proje kart listesinde seçmeli olarak proje kartları üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Proje bilgisi olarak F1 ile liste ekranını görüntülediğimizde inceleme yapmak istediğimiz proje kart bilgisini seçeriz. Proje üzerinde inceleme yapmak istediğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebiliriz. Belgeler alanına geldiğimizde inceleme yapmak istediğimiz belge türlerini tekli seçim yapabileceğimiz gibi hepsini seç seçeneği ile de seçme işlemi sağlayabiliriz. Raporda bulunan tutarların KDV harç gösterilmesini istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlayarak tutarların KDV harç gösterilmesini sağlayabiliriz. Sıralama ve gruplama alanından raporlarda sıralama ve gruplamalar oluşturabiliriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile proje ekstrası raporunu görüntüleriz. Proje hesap ekstrası raporunda seçmiş olduğunuz ilgili proje bilgisi ve seçmiş olduğunuz tarih aralığına istinaden yapılan hareketler listelenmektedir. İşlemin gerçekleştirildiği tarih bilgisi, fiş numarası, şube depo bilgisi, belge türü ve cari ünvan, gelir gider tahsilat bilgileri listelenmektedir. Satır sonunda bulunan toplamlar alanından da toplam proje tutarını görüntüleyebiliriz. Aşağıdaki panelden vazgeç seçeneği ile çıkış sağlarız. Diyalogosu üzerine tıkladığımızda bir diğer proje raporunu görüntüleriz. Projeye göre müşteriye verilen ürünlerin raporunu inceleyecek olursak, incelemesini sağlayacağımız başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeriz ve ardından proje dahilinde bulunan cari bilgisine F1 ile liste ekranını görüntüleyerek seçme işlemi sağlarız. Cari kart listesi ekranında proje dahilinde seçmiş olduğumuz cari bilgisini satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Rapor ekranında özet gösterilmesini istiyorsak ilgili alandan özet göster seçeneği ile inceleme sağlayabiliriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile ilgili raporu görüntüleriz. Projeye göre müşteriye verilen ürünlerin raporunda seçmiş olduğumuz cariye ve başlama bitiş tarihine istinaden oluşturulan hareketler listelenecektir. Listede ilgili işlem tarihi, işlem türü, açıklama bilgisi, giren miktar ve buna istinaden giren tutar veya çıkan miktar ve buna istinaden çıkan tutar bilgileri listelenecektir. Rapor altında bulunan rapor toplamı bilgisinden de toplam rakamlara ulaşabiliriz. Aşağıdaki panelden vazgeç seçeneği ile ilgili ekrandan çıkış sağlarız. Tekrardan diyalogosu üzerine tıkladığımızda bir diğer proje raporunu görüntüleriz. Tedarikçilerin proje bazında bakiye raporunu inceleyecek olursak F1 ile liste ekranını görüntülediğimizde liste ekranında inceleme sağlayacağımız proje kart bilgilerini klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İnceleme sağlamak istediğimiz tarih bilgisini seçeriz ve aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile raporu görüntüleriz. Rapor ekranında tedarikçilerin proje bazında bakiye raporunu inceleyecek olursak, rapor ekranında ilgili cari koduyla ünvan bilgisi ve hangi proje üzerinde bir hareket oluşmuşsa bakiye bilgisi rapor ekranında listelenecektir. Sayfa toplamı ve rapor toplamı alanlarından da ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Aşağıdaki panelden vazgeç seçeneği ile rapor ekranından çıkış sağlarız.